Jerome seni babasının küçük p***. Okulda kafana göre dolanabileceğini sanıyorsun değil mi? Evet, dolanabilirsin çünkü müdürün oğlusun. Saygım sana sonsuz, bu kadardı. Seninle aramayı tutarsan bu benim işime de yarar. O yüzden her istediğini yapacağım. Tabii ki her istediğini değil. Arada bazı çizgiler var. Bir de biricik sevgilim Cindy var. O da bu okulda başına bir şey gelmeyecek diye düşünüyor. Çünkü benim gibi bir sevgiliye sahip. Ama ben Lily'nin durumuna çok üzüldüm. Ve Cindy de gerçekten çok kötü biri. Ve şimdi ona bir sürprizim var. Müdür arıyor. Alo? Bugün okula gelmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü öğrenmem gereken şeyler var. Bugün senin için bir sürprizim var. Aslında biraz hasta gibiyim. Tırnaklarım çok ağrıyor. Merhaba arkadaşlar, eğlence burada başlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle beraber devam edeceğimiz oyunun adı Kindergarten. Çok seviyorum ben bu oyunu. Bugün öncelikle önceki bölümlerde yarım kalan görevleri tamamlamayı düşünüyorum. Hatırlarsanız bunlardan biri nöbetçi öğrenciye sigara vermekti. Diğeri ise hademe Jerome'un lazerini almıştı ve biz de o lazeri geri alıp Jerome'a teslim edeceğiz. Ve bu sayede Jerome'la aramızı iyice iyi tutacağız be ya. Bir sürü karakter seslendirdikten sonra benim iyice şivem değişmeye başladı. Ve başlıyoruz. Hay a**a koyayım, ne pazartesiymiş lan. Bitmek bilmiyor. Gördüğünüz gibi 3 tane özel eşyayı almayı başardık. Geriye bir 3 tane daha kaldı. Ve sırada dünyanın en önemli sorusu var. Anaokulunda yeni bir güne hazır mıyım? Hayır değilim, bir dakika. Şimdi hazırım. Cindy bu kan dolu kovayı Lily'nin üzerine dökeceğimi zannediyor. Ama bu sefer öyle olmayacak. Çünkü Lily'nin haline hepimiz çok üzülmüştük, hatırlarsanız. Lily bu senin için. Olan ayağım kaydı, tüh ya. Ne? Hayır 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 hayır. Aa, koşarak uzaklaştılar. Ne oluyor burada Cindy? Geri gel, caddeye doğru koşma, araba çarpacağım. Ayakkabısı fırladı. Lan Cindy'ye araba çarptı. Öleceğini bilmiyordum lan. Müdüre sürekli diyorum oyun alanını çıtta kapatmalıyız diye, kahretsin. Peki çocuklar, bugün kontrolüm dışında bir kaza oldu. Bugünlük teneffüsü kısa kesiyoruz. Hadi herkes içeri. Oradan in bakayım at ya. İçeri girmeden önce seninle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Hocam ayıp oluyor ama. At olabilirim tamam ama o olmadı yani. Benimle ne konuşacaksın? Hemen aşağı inelim hocanın yanına. Hocacığım. Ne yapıyorum lan ben? Peki bunu yaptığın için teşekkürler. Neyi yaptığım için teşekkürler? Cindy'yi öldürdüğüm için mi bana teşekkür ediyorsun? Evet at p***. O küçük yavaşenin ölmesini ne kadar istediğimi biliyor musun? Daha önce onu zehirlemeyi denedim ama görünüşe göre zehir onun için yeterince vegan değilmiş. Ya kız daha veganın ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Biliyorum, bir kişi ancak akraba evliyse bu kadar aptal olabilir. Hoca laf çaktı lan. Dünyaya bir iyilik yaptığın için bu 6 yıldızı sana veriyorum. Sadece kimseye nasıl aldığını söyleme. Peki söylemem. Söylersem zaten hapse atarlar. Ondan sonra Kindergarten değil de Escapist 2'yi oynamak zorunda kalırız. Bir de işin içine kan girdiğinden beri özel bir muamelemiz var. Al buyur Mastermind kartın. Oha çok güzel lan, Mastermind kartı kazandık. Şimdi hiç değilse bok yoluna gitmemiş oldu. Teşekkür ediyorum hocacığım. Rica ederim, şimdi sunum dersi için içeri girelim. Peki tamamdır. Kazadan sonra Cindy'nin ayakkabısı fırladı. Aşkımdan bana bir hatıra acaba alabiliyor muyuz? Diyor ki biraz kanlı ama ayakkabısını benim almamı isterdi. Alalım. Hatta sunum dersinde Cindy'nin ayakkabısını göstermeyi düşünüyorum. Gösterelim. Bu Cindy'nin ayakkabısı değil mi? Evet, onun başına gelenler çok trajik. Bana bu olayı trajik olayı hatırlattığın için teşekkürler. Bir an bu harika olayı hatırlattığın için teşekkürler diyecekti. Kadın bizi zerre sevmiyor ya. Hadi yine iyisin, bir kişi daha eksildi. Güzel, yeni bir Mastermind kartı kazanmış olduk. Madem Mastermind kartı almakla başladık, şuradaki Mastermind kartı almamıştım. Jerome hocanın dikkatini dağıtmaya gittiğinde ben de Mastermind kartını alacağım. Aa, bu Cindy'nin dolabıymış ve Cindy'de Mastermind kart varmış. Hemen alalım. Ve yine bir Mastermind kartı kazandık. Vaa, bu müzik güzelmiş. Güzelce Mastermind kartlarımızı topladık. Gördüğünüz gibi siyah noktalar gittikçe azalmakta. Hayır, burnumdakiler değil. O zaman şimdi Jerome'un suyuna gitme zamanı geldi. Hala suratı asık olan arkadaşlarıma söylüyorum. Bu kanala geldiyseniz suratınız asık olmayacak. Hadi toparlanın ve eğlenmeye başlayın dostum. Hadi ne yapayım, gözümü mü açayım? Hayır, bence görürseniz gülmezsiniz. Eğer şu an videoyu izleyen mutsuz arkadaşlarımız varsa mutsuzluğu bir kenara bıraksınlar ve videonun keyfini çıkarsınlar. Asık suratlı mutsuz gülmeyen abone istemiyorum. En azından bu videodan sonra. Anaokulunda hepimiz hazır mıyım? Güzel soru. Evet, hadi Jerome'un yanına gidelim. Bu arada yanıma $10 alacağım. Çünkü görevleri bok etmek istemiyorum. Para lazım. Şimdi Monty'den bazı eşyalar alacağım. Yoyo'yu alalım bir kere çünkü Jerome çok seviyor. Sabah akşam bununla oynuyor. Sigara da alacağım çünkü tuvalete gittiğimizde nöbetçi öğrenci bizden sigara istiyor. Vermezsek bizi müdüre yolluyordu. Alalım, karşılıklı tüttürüz artık. Ve bir de tornavida alacağım. Monty'de ne varsa aldım. Zengin oldu pes. Allah bereket versin. Lan bir de Türk esnafı gibi davranıyor. İyi o zaman sabahki derse geçelim. Şu Jerome'un bizden istediği lazer görevini yapalım. Al bu yoyo senin olsun. Seninle bir anlaşma yapıp arkadaş olmuştuk. Bir şey için bana yardım etmelisin. Bilirsin arkadaş olarak. Tabi bilmez miyim aldığın yoyoyu? Ben sana diyemiyorum ki yoyo. Aa yine formumdayım. Korkunç yaşlar demeyi biliyorsun değil mi? Bu sabah lazerimi çaldı. Dedi ki bu yaşlı gözlerim için çok parlak. Lazerimi geri almak için yardımına ihtiyacım var. Ha demek katil çok fazla bulaşmak istemiyorum ama görevi de yapmak zorundayım. Senin için ne yapabilirim? Domalmak hariç. Hazır olduğunda sana tüm koridorun geçiş kartını vereceğim. Nöbetçi öğrenciden geçmek için kullanabilirsin. Onu geçer geçmez Hademe'nin dolabına ilerle. Lazerim oralarda bir yerde olacak. Peki bu kolaya benziyor. Yapabilirim. Harika, bir yerlerde bir kutunun içinde olabilir sadece. Al ve çık, fazla oyalanma. Sık sık kontrol etmeye geliyor. Peki anladım. Tam lazer alırken beni yakalarsa olacakları düşünmek istemiyorum. Paspasın sopası. Sadece hazır olduğunda bana söyle, sana geçiş kartını vereyim. Hocanın dikkatini çok uzun zaman dağıtamam. Bu yüzden direkt kapıya yönel. Önüne çıkan kimseyle konuşma. Koridorda bir tek nöbetçi öğrenci var. Ona da zaten geçiş kartını vereceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Git ve koca memenin dikkatini dağıt. Çok güzel dikkat dağıtmaya gidiyorsun. Ben hemen gideyim. Hemen kaçayım. Çıkıyorum ben. Ahanda çıktım. Ahanda nöbetçi öğrenci. Yavaş ol küçük dostum. Sana izin vermeden önce geçiş kartını görmem gerek. Al sana geçiş kartım. Akbil bu arada bu. Biz de bununla otobüsten geçiyoruz. Ne haber? Müdürün geçiş kartı mı? Tamam git, ne yapmak istiyorsan yap. Teşekkürler sivilceleriniz. Hala geçemiyorum lan. He yanından geçiliyormuş. Ana vallahi bir şey yapmıyor bana. Aha girdim çok güzel. Şimdi soldaki kutulardan başlayalım. Evet bu kutuda bir tane not, bir tane Mastermind kartı ve $5 para vardı. Şimdilik bunların hiçbirini almayacağım çünkü görevi bok etmek istemiyorum. Tekrar gelip bunların hepsini alacağız, merak etmeyin. Şuradaki kutuya ulaşamıyorduk hatırlarsanız. Bakalım tornavida işimize yarayacak mı? Aa bir dakika, buraya da tıklanıyor. Diyor ki bu vida gevşek gibi duruyor. Sensin gevşek. Yine gereksiz atar yaptım. Gevşek olması çok güzel. Ahanda kutu düştü üzerime düşüyor sandım, korktum ama düşmemiş. Anam çalınan eşyalar yazıyor üzerinde. Bunun içinde Jerome'un lazeriyle beraber bir sürü ıvır zıvır varmış. Tabii ki lazeri alalım. Aa zil çaldı, ben çıkıyorum zil çaldı. Hey dostum zili duydun, sınıfına geri dön. Tamam gidiyorum, merak etme. Aha Jerome yanımıza doğru geliyor. Ne yaptın, alabildin mi? Ya sen ne zannediyorsun, tabii ki aldım. Peki çocuklar hepimiz yemek zilini duyduk. Hadi besteci bir öğün için kafeteryaya inelim. Duyduğuma göre bugün domuz yemi varmış. Ne kadar heyecan verici. Lan nefesim kesecek bir gün. Çok seri seslendiririm. Yemekte konuşacağız. Tamam merak etme lan, aldım. Hey çocuk buraya gel. Geliyorum lan, tamam sus lan. Müdürün oğlu olmasan var ya. Ne yaptın, alabildin mi? Tabii ki aldım, benden kaçar mı? Lan sinek! Dostum bu harika, umarım Hademe bunu fark etmez. Hangi küçük ölü çocuk benim dolabıma girdi? Ölü çocuk derken? Aman Allah'ım, fark etti gibi duruyor. Buraya gelmeden önce hızlı olup onu saklamalısın. Eğer onunla birlikte yakalanırsan öldün bil. Oğlum ben koskoca lazeri nereye saklayacağım lan? Bir dakika, bir yer biliyorum. Nereye saklayacağım Jerome? Çöp kutusu, oraya at hemen. İyi fikir lan, bir dakika. Çöp kutusuna atayım peki. Lazeri sakla. Ananı satayım, geldi lan. Peki öne çıkmak isteyen biri var mı? Yok mu? Ne sürpriz ama. Neden kimse öne çıksın ki? Biz daha çok genciz. Peki sen küçük müdür, lazerini bu sabah ben aldım. Eminim ki geri istiyordun. Ara beni adam. Ben de değil, bu yüzden s**t git ya da babama yine su çeşmesine işediğini söylerim. Yine mi? Su çeşmesine neden işiyorsun ki sen ya? Biz oradan su içmiyoruz değil mi? Bir kıllandım. Bu roundu kazandın velet. Peki sen dolabımda mıydın? Ceplerini boşalt. Vallahi ceplerimde bir şey yok ya. Hiçbir şey yok ama hala gözlerim üzerinde. Ya ben ne yapıyorum ki, her adımı takip ediyorsun? O zavallı şeyi yalnız bırak, her zaman çocukların kafalarını paspasına geçirmek için bir neden arıyorsun. Hademe teyze çok teşekkür ediyorum. Arıyorsam ne olmuş, bunda yanlış bir şey yok. Sadece git ve gizemli etini sat. Peki ama sözlerimi unutma, birisi dolabıma girdiği için bedelini ödeyecek. Aslında başlamadan önce çöp kutusunun boşaltılmaya ihtiyacı var. Git ve hallet. Aptal aççı kadın aptal işimi bana yaptırmaya çalışıyor. Ha çöpleri dışarı çıkarmasını söyledi. Lazerimiz çöpün içinde. Hayır çöpü götürüyor. Ama kaççısı. Bu çok hızlı oldu. Bu sürede çöplüğe gidip gelmene imkan yok. Sakin ol kadın, çöpleri tuvalete bıraktım. Zil çaldığında alacağım. Aman Allah'ım, yaşlı karı çocuklar benim yemeğimi onunkinden daha çok seviyor diye kızgın galiba. Bir de kılıfını uydurması yok mu? Tabii kesinlikle öyle. Peki işler tam olarak planladığım gibi gitmedi ama hiç değilse ölmedin. Bu da bir şeydir. Yani evet, yaşıyoruz hiç değilse. Peki şimdi ne olacak? Bunu senden istemekten nefret ediyorum ama gidip almak zorundasın. Hademe'nin dediğine göre tuvalete bırakmış. Tuvaletin içine falan bıraktıysa onu ellerimle mi alacağım? Bu kadar da olmaz Jerome. Domalmak iyi fikirdi. Peki benim çıkarım bundan ne olacak? Biliyorum senden çok şey istiyorum ama sadece bu işi beraber yapalım. Yaptıklarına değmesini sağlayacağım. Yaptıklarımızın karşılığını alacakmışız. Peki gidip Bahçe teyzeye para vereceğim. Sen de bu sayede dışarı çıkabileceksin. Acele et, zil çaldıktan hemen sonra Hademe çöpleri almaya gelecek. Peki git parasını öde, ben de hemen çıkayım. Ödedim mi lan? Lily de gidiyor, herkes gidiyor, ne oluyor ya? Tamam, çıkmana izin verdiğini söyledi, git ve getir. Peki gidip getirelim hadi. Gidiyorum ben tuvalete. Lily burada ama Lily'ye bir şey yapmayacağım. Hademe'nin dolabında da bir işim yok, benim tuvalete girmem gerekiyor. Haydi bismillah. Aha nöbetçi öğrenci orada. Senin burada olmaman gerekiyordu, seni müdüre götürmek zorundayım. Eğer ne? Sigaram bitti, eğer sende varsa seni rahat bırakabilirim. İşte bu, nöbetçi öğrenciye sonunda sigarasını verebileceğiz. Sigaram tabii ki var, müptezelim ben. İşte bu, çok teşekkür ederim küçük dostum. Git şimdi ne yapacaksan yap. O süpermiş, peki teşekkürler. Görüşürüz küçük dostum. Git, seninle başka ne işim olur? Aha bu arada çöp orada. Git sen. Nereye gidiyorsun? Çok merak ediyorum. Sıçmaya gidiyorum büyük ihtimal. Hemen bunu alalım. Çöpe tıkladım ve diyor ki kafeteryada çöp kutusu var diyor. Onu karıştırmam diyordu ya bu. Şimdi lazeri almak için karıştırmak zorunda kalacak. Hemen lazeri bulalım. Bulduk hemen. Anam çıkmam lazım herhalde değil mi? Çıkayım. Hemen çıkayım buradan. Kafeteryaya dönelim. Zil çaldığı için herkes oyun alanına çıktı tabii ki. Hemen biz de oraya gidelim. Yalnız Hademe ile Jerome o kadar yakın duruyor ki Hademe sopasını kısa bir süre sonra Jerome'a saplayacak gibi duruyor. Gidip Jerome'la konuşabilecek miyiz acaba? Aa bir dakika, Monty bize bir şeyler diyor. Hey çocuk buraya gel. Peki geleyim. Jerome beni küçük görevin hakkında bilgilendirdi. Lazeri tuvaletten almayı başarabildin mi? Ya beni ne sanıyorsunuz siz ya? Tabii ki başardım. Güzel, fark ettin mi bilmiyorum ama Hademe Jerome'u çok yakından izliyor. Onu öldürecekmiş gibi duruyor. Bunun hakkında bir şeyler yapmalıyız. Bunun hakkında ne yapabiliriz ki? Bana ne demeye çalışıyorsun? O yaşlı adam yıllardır çocukları rahatsız ediyor. Bence onun üzerine gitmemizin zamanı geldi. Bence de o adama bir ayar çekmenin tam zamanı. Peki bunu nasıl yapacağız? Bugün burada yapacağım hizmetlerden dolayı lazeri ben alıyorum. Parasını ödediğinde Jerome benden geri alabilir. Ama olmadı ki. Lazeri ben Jerome'a teslim edecektim. Ama lazeri sen almış oldun şimdi. Bunun için umarım Jerome bize kızmaz. Peki şimdi ne olacak? Bunu bana Jerome verdi. Bu babasının dinleme cihazlarından biri. Bu küçük şeyler eğer duydukları şeylere beğenmezlerse patlama eğilimindeler. Merak etme, etkisiz hale getirdim. İçimden bir ses Hademe'yi patlatacağız diyor. Peki bana bu verdiğinde ne yapacağım ben? Sen sadece Hademe seni görmeden bu aleti arkasına koyma hakkında düşün. Gerisini ben halledeceğim. Bittiğinde gel ve beni bul. Peki gayet basit. Hademe'nin arkasına geçelim hemen. Hademe o. Bunu gerçekten neden yaptığımı bilmiyorum. Burası mı? Hayır değil. Toz ol velet, küçük müdürün kafasını paspasıma geçirmek için iyi bir neden arıyorum. Pardon lan, tam arkasına koymayacağız herhalde. Biraz daha tam buraya koyacağız. Buraya koyalım. Cihazı buraya yerleştirmeli miyim? Bu ne salak salak sorular. Tabii ki buraya yerleştirmelisin. Aha tam Hademe'nin arkasında duruyor. Gidip bunu Monty'ye söyleyelim. Yerleştirdin mi? Tabii ki evet. Harika, bu çok iyi olacak. Umarım dediğin gibi olur. Şimdi Jerome. Aha Jerome koşuyor, kaçıyor. Buraya geri gel, sorgulamamı daha bitirmedim. Hademe çağırıyor. Aa ses geldi. Hademe havaya uçtu. Götü başı ayrı yere dağıldı. Bence böyle daha yakışıklı oldu. Olamaz dostum, sana dikkatini dağıt dedim. Ona havaya uçur demedim. Bunu hak etmişti. Evet bence de hak etmişti. Hademe az önce patladı. Evet patladı. Buradaki ironi vücut parçalarını temizleyecek ondan başka biri yok. Koskoca anaokulunda başka temizlikçi yok mu ya? Bu saatten sonra da kendi kendini temizleyemez. Bu arada içimin yağları eridi ve Hademeye oh oldu. İçeri giremez miyiz? Evet bu en iyisi olur. Bence de hadi sunum dersine geçelim. Umarım herkes güzel bir teneffüs geçirmiştir. Şimdi herkes sunum için hazırlansın. Ne demek sen olmuyorsun, bize ne getirdin? Hocam bugün size tornavida getirdim. Yani sınıfa göstermek için getirdim, size tornavida getirmedim. Yanlış anlaşılmasın, ölmek istemiyorum. Abi tornavida favori içeceğim. Bir insanın favori içeceği nasıl tornavida olur ya? Psycho lan. Bugünü de bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi Jerome bizi yan tarafa çekiyor ve ödülümüzü bize verecek umarım. Peki çocuk, etkilendim. Sadece sana benim için yaptıklarını değecek dediğim için bütün bu çılgın güne katlandın. Neyse iyi olur Jerome. Diyecek güven bana. Monty ödeme yapmadan lazerimi bana geri vermeyecek olması ayıp ama öyle ya da böyle bunu hak ettin. Neyi hak ettim Jerome? Bu babamın ofisini açan anahtarın bir kalıbı. Bu kalıbı yaptırtabilirsen istediğin zaman girip çıkabilirsin. Anahtarın kalıbını ben ne yapayım ya? Bunun içinde birisine ekstra dom almam gerekecek. Neden bana sadece anahtarları vermedin ki? Neyse bunu nasıl yaptırtacağım? Monty sana bir şeyler ayarlayabilir. Sadece güne başlarken kalıbı Monty'ye getir ve o senin için bir yolunu bulacaktır. Peki o zaman ne yapalım? Tekrardan Monty ile anlatacağız. Monty büyük ihtimal benden para isteyecek veya başka bir şey. Bu kısım ayrılacağımız kısım dostum. Gayet cool biriymişsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi günü bitirdik ve anahtar kalıbı kazandık. Bu arada anahtar kalıbı gördüğünüz gibi hemen burada. Ama içi dolu değil gördüğünüz gibi. Bunu şimdi yanıma alacağım ve Monty'nin yanına gideceğim. Bakalım bizden neler isteyecek. Kullanmak istediğin kalıp bu mu? Tabii problem yok. Bu sana $20 patlar. $20 mı? Ben bu parayı nasıl kazanacağım? Kim anaokulda $20 toplayabilir? Bu nasıl görev lan? Eminim bu parayı bulmanın bir sürü yolu vardır. Ben daha acısız bir yol istiyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hala sana bir şeyler satmaya açığım. Nadir eşyaları toplamayı dene. Bu kesinlikle mümkün. Nadir eşyaları toplamak. Nasıl toplayacağımı inanın bilmiyorum ve $20 toplamamı istiyor benden. Ebenin nikahı. O zaman şimdi küçük hesaplamalar yapalım. Küçük dolaptaki parayı görüyorsunuz. Mesela orada kaç para var? Alalım bu parayı. Bu Monty'nin dolabıymış. İçinde para olmasın. Normal yazıyor. Evet normal ama Monty'ye para vermek için Monty'den para çalmak biraz acayip. Alalım ne kadar? Vere $2 verdi. Ben bu $20 nasıl toplayacağım? Videoyu burada bitirip ben işe çıkıyorum. Bakalım $20 toplayamayınca Monty bize bir iyilik yapacak mı? Peki çocuk, günün sonuna geldik. Parayı getirdin mi? $20 gerçekten çok büyük bir para bu anaokul için. Getiremedim. Olamaz, bu çok kötü. Git adamın, bunun maliyeti bana girecek. Git kendini becer. Sen de Monty'cim. Bir de Hademe'nin odasındaki notu Mastermind kartı ve $5 almamıştık. Şimdi gidip onları alacağım. Şimdi soldaki kutudan Mastermind kartını ve küçük notu almayı düşünüyorum. Notu al abi. Notu aldım ama okuyamam çünkü anaokulundayım yazıyor. Monty de anaokulunda nasıl bir şeyler okuyabiliyor? O zaman bunu birisine okutmamız gerekiyor. Aklımda biri var ama Mastermind kartını alalım. Çok güzel. Zil çaldı, hemen buradan çıkmam gerekiyor. Bu arada Jerome'un geçiş kartı bizde kaldı. Şu notu Monty okuyabilecek mi bakalım? Bu ne koyayım? Oğlum not işte lan. Yok, Monty de okuyamıyor. Peki sunum dersine geçip hocaya okutsak ne olur? Bu küçük bir not, bakalım ne yazıyormuş. Bu tür bir şeyin tarifine benziyor. Aman Allah'ım, hadi be Cindy'nin köpeğini yiyor. Geliyor. Ne? O yaşlı adam artık ölü. Şimdi dur. Ah, kimi kandırıyorum. Hadi sınıf için sıradaki çocuğa geçelim. Şimdi gitti ama geri dönebilecek mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi Cindy gelmedi. Bir tane daha Monster'ın kartı kazandık. Çok hardcore bir bölüm oldu. Bu bölümde daha çok Jerome'un görevlerini yapmış olduk. Diğer bölümde aldığımız anahtar kalıbını nasıl yaptırtabileceğimizi bulacağız. Monty anahtarı yaptırmak için gün sonunda benden $20 istiyor. Bu parayı bir şekilde bulmamız gerekiyor. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve yine güzel eğlenceli videolar istiyorsanız tıpkı bunda olduğu gibi hemen şuradaki 2 videoyu tıklayabilirsiniz. Hatta kanaldaki bütün videolara tıklayabilirsiniz. Günlük dozunuzu almak gerçekten çok güzel. Hayata güzel ve mutlu başlamak, hayatı güzel ve mutlu bitirmek, bunlar güzel şeyler. O yüzden kanaldaki tüm videolara bakabilirsiniz. Pişman olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.